genel başkanımızın tensiplerini ve genel merkezimin yapmış olduğu istişare çalışmalarını ödün vermeden 3-4 gün boyunca bu manada çalışmalar yaptılar ve bizi de milletvekili adayı olaraktan, birinci sıra adayı olaraktan Bolu bölgesinde görevlendirdiler. İnşallah öncelikle halkımıza, Bolu halkımıza hayırlı uğurlu olsun. En güzel hizmetleri yapmak için yola çıktık. Ta bugün değil, çok öncesinden yola çıktık. Ve bundan sonra da aynı hizmetlerde. Geçmişe bize baktıklarında neler yapmaya çalıştıklarımızı, neler yaptıklarımızı halkımız sosyal hesaplardan, yerel medyalardan takip edebilirler. İnşallah güzel çalışmalara imza atmak için güzel bir adım atılmış oldu. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yaklaşık 4,5 yıl oldu partimiz kurulalı. Bugüne kadar hep sahadaydık, hep arazideydik ve birçok hizmetlerin yapılmasına vesile olduk. Nedir onlar? Örnek vereyim. Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili birçok basın bildirisi yaptık, çalışmalar yaptık. Bugün Ayasofya belki bizim vesilemizle açılmış oldu. İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle ilgili birçok genel merkezimiz, genel başkanlığımız çalışmalar yaptı. İstanbul Sözleşmesi'nden kurtulduk. Orada çok önemli bir cümle vardı. Bizi içimizi sızlatan bir cümle. Halkımıza bunu anlatmak istiyorum. Diyordu ki en önemlisi sözde namus kavramının kökünün kazınması diye bir madde vardı. Ve bu maddeden elhamdülillah kurtulduk. Bir kere her şeyden önce mecliste değilken, muhalefetteyken, yönetimde söz sahibi değilken bir takım çalışmalara imza atmak imkanı sahibi olduk. Bundan sonra da inşallah şimdi meclise girerek, mecliste söz sahibi olarak, Milli Görüş meclise sloganıyla Allah'ın izniyle o kadar çok yapılacak işler var ki öncelikle Bolu'muzdan başlayalım. Bolu'da az önce ben pazar yerinin civarından geçtim, dolaştım aracımla. Hakikaten bir trafik sıkıntısı var. Bir otopark sıkıntısı olduğu görülüyor. Bunun acilen çözülmesi lazım. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Yine kalıcı konutlardan Bolu merkeze gelen yol üzerinde ciddi bir trafik oluyor. Mesai bitişlerinde, mesai başlangıçlarında. Bununla ilgili mutlaka bir metrobüs sisteminin kurulması lazım. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Köprülü kavşağımızın eksik ve yanlış olduğunu söylemiştik daha önce. Sürekli tekrar ediyorum. Farklı bir formatta sağlık, Gölüzü kavşağı ve sanayi kavşağı. Yani sağlık mahallesine giden yol ve sanayideki kavşak ve organize sanayideki ışıkların olduğu bölüm. Oraya da mutlaka alt geçit şeklinde bir köprülü kavşağı yapılması gerekiyor. Şimdi biz bunları yapacağız diyoruz. Bir şey daha söyleyeyim yine. Bolu turizm kenti. Ama maalesef turistler Bolu'ya geliyor ve gidiyor. Bolu'da durağan bir turizm yok. Bunu durağanlaştırmamız lazım. Abantımız var, Gölcüğümüz var, Yedigöllerimiz var, Kartal Kaya'mız var. İnanç turizmi, Göynük, Mudurnu evlerimiz var. İnsanlar geliyor ama kalıcı değil. Biz Mudurnu'yla, Göynük'le, Abant'ı birleştirip orada inanç turizmiyle doğa turizmini bir araya getirip inşallah kalıcı bir turist yakalamayı düşünüyoruz. Böyle bir programlarımız var. Yine Yedigöller tarım turizmi diye bir düşüncemiz var. Bolu merkezde gelen turistlerimizi dalından meyvesini, sebzesini alacak pozisyonda bir çalışmamız var. Bunları hayata geçirmek istiyoruz. Şimdi bunları hep yapacağız. İşte stat projesi var. Herkes söylüyor bunu. Hep söylediler daha önce. Stadyum şehrin merkezinde kaldı. Küçük geliyor hem aynı zamanda. Stadın şehir dışında daha güzel bir yer. Taşınması lazım. Evet taşınacak. Taşınması için gerekli çalışmalar. Pazar yerlerinin küçük etrafında boş arazileri var. Oraların pazar yerine katılması projeleri var. İşte daha önce Tanju Bey'in yapmış olduğu projeler var. Yani yapmaya çalıştığı, söz verdiği projeler var. Güzel projeler ama uygulanmamış projeler birçoğu. Bunların uygulanması lazım. En önemlisi burada bahsedilmesi gereken konulardan bir tanesi. Ya biz şunu yapacağız, bunu yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye taahhütlerde bulunup vaatlerde bulunmaktan ziyade biz İller Bankası'ndan gelen
imkanları Bolu'muzun hizmetine en uygun şekilde sunacağız demek lazım. Yani siz olmayan bir şey yapamazsınız. Olmayan bir bütçeyle stadı yerini değiştiremezsiniz. Olmayan bir bütçeyle köprü yol yapamazsınız. Size ayrılan bir bütçe var netice itibariyle. Bolu'nun nüfus oranına göre İller Bankası'nın ayırmış olduğu bir bütçe var veya kendi gelirleriniz var, kamu gelirleriniz var. Onların dışında sizin bir şey yapma şansınız yok. Biz burada milli görüş olarak da biz sizin milletin parası olan bu değerlere sahip çıkacağız. En uygun şartlarda yapacağız. En iyi, en uyguna yapacağız. Biz milli görüşüz. Milli görüş tekeden süt çıkarmıştır. Geçmiş dönemde bunları yapmıştır. İnşallah bundan sonra da yapacağız. Bu manada çalışmalarımız devam edecek. Allah sağlık versin. Teşekkür.